Tonguç Akademi'den herkese merhabalar arkadaşlar. Birinci dereceden biri bilinmeyen değişikliklerle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle aralık kavramını göreceğiz. Sonrasında da birinci dereceden bir bilinmeyen eşitlikleri görüp konumuzu bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi arkadaşlar. Hemen takvimize bakalım. Aralık ayı programı çıtır çıtır taze çıktı arkadaşlar. Bugün günlerden 6 Aralık Salı ve birinci dereceden bir milyon eşitlikler saat 16 yayında sizlerle birlikteyiz. Bu arada çıtır çıtır taze çıktı diyoruz ama tabii ki de 6 gün geçti. Bizim ilk dersimiz olduğu için bu tabiri kullanmış olduk. Sözü fazla uzatmayalım hemen başlayalım. Kullanım alanları neler ve faydaları neler onu görelim arkadaşlar. Günlük hayatta karşılaşılan bazı durumlarda eşitsizliklerden yararlanınız. Örneğin alışverişte farklı miktarlarda paketlenen aynı ürünün sayısının daha hesaplı kullandığımız telefon tarifesinin hangisinin bütçemize daha uygun olduğunu belirlemede eşitsizlikler bizlere yardımcı olur arkadaşlar. Ve ödevimizi söyleyerek konumuza direkt giriş yapmış olalım. Ödevimiz 0'dan 9'a matematik kitabımızda 106 ile 111 arası arkadaşlar. Hemen açalım 106'yı. 105'te bitirmiştik bölünebilme kuralları. Şimdi gördüğünüz gibi aralık kavramı. 106, 107'de süzgeci yapıyorsun. Sonrasında arkadaşım Birinci dereceden bir bilinen denklemler süzgeç ve sonrasında da eşitsizlikleri yapıp süzgeçini yapıp bitiriyorsun. Yapamazsan ne oluyor? Kare okuyorsun Canım hocam hemen karşında arkadaşım. Hemen yapıyorsun. Tabii ki de burada konu anlatımı olduğu için bazı arkadaşlar soru çözümü de istiyorlar. O zaman da ne diyoruz? Dinamo kitabımızdan da ödevimizi yine söyleyeyim. Tetra 16-19 gördüğünüz gibi hemen karşınızda olsun arkadaşım. Burada da yapacağımız şey. Yine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane sorumuz var. Sonrasında da dörder tane de hemen bizim karşımıza tetramız çıkıyor. Sonrasında yapamadıklarımızı yine kare koddan okutmuş oluyoruz arkadaşlar. Burada da ödevimiz 16 ile 19 olduğunu söyledik. Burada örnek soruldu çözümleri de iyice incelersek alttakileri de rahat yapmış oluruz diyelim. Ve dersimize başlayalım. Aralık kavramı arkadaşım A ve B reel sayı olmak üzere ve A küçüktür B olmak üzere. Dikkat şimdi kapalı aralık A ve B dahil. A ile B arasındaki bütün sayılar kümesini biz sayı doğrusunda nasıl gösteriyoruz? A ve B kapalı olmak üzere bakın kapalı. Biz de zaten buna kapalı aralık diyoruz. A B'nin dahil olduğunu gösteriyor ve bu aradaki her sayının olabileceğini gösteriyor. Kapalılığın matematiksel simgesi de köşeli parantez arkadaşlar. Köşeli parantezi gördüğünüz anda içeride A virgül B varsa bunun anlamı A dahil B dahil aradaki her şeydir. Yani X öyle ki A'yı eşit ve A'dan büyük, bye eşit ve B'den küçük bütün elemanlar yani reel sayılar olduğunu söyleyeceğiz. Açık aralık ne peki? Burada da A ve B dahildi ya. Bunda da değil. A ve B hariç A ile B arasındaki bütün gerçek sayılar kümesinde ne diyoruz? Biz açık aralık diyoruz. Nasıl gösteriyoruz? İşte burada da açık bir yuvarlak kullanıyoruz. Açık bir yuvarlak kullanıyoruz. Matematiksel simgesi de Köşeli değil de bu sefer normal parantez açıyoruz. A ve B'ye koyuyoruz, kapatıyoruz. Burada da A'nın ve B'nin dahil olmadığını söylüyoruz. X öyle ki A'dan büyük, B'den küçük, A'da B'de dahil değil. Bütün reel sayılar olduğunu söyleyelim. Peki yarı açık, yarı kapalı. Bazen buna yarı kapalı da diyorlar, yarı açık da diyorlar. A ya da B'den birinin dahil olduğu. Bakın zaten A ya da B. Hatırlarsanız biz mantıkta görmüştük. Veya olsaydı ikisi de aynı anda olabilirdi. Hayır, ya da kelimesi burada daha uygun gördüğünüz gibi A ya da B'den birinin dahil olduğu A ile B arasındaki bütün gerçek sayılar kümesine de biz ne diyoruz? Yarı açık ya da yarı kapalı diyoruz. Bakın burada A kapalı, B açık. Burada da A açık, B kapalı. Yine biraz önceki gösterimlerden yararlanıyoruz. Kapalıysa A köşeli, açıksa B açık. Gördüğünüz gibi pardon normal normal parantez diyeceğiz. Yine burada da ee, bize gördüğünüz gibi küme gösteriminde göstermiş arkadaşlar ortak özellik yöntemiyle. Biz uzatmayalım üstten veya alttan sınırsız aralığa geçelim. Burada da A dahilse işin içindeyse kapalı A yapıyoruz köşeli parantez ve sonsuzların hepsi açıktır arkadaşlar unutmayalım sonsuzların hepsi açıktır. Burada da anlatmak istediği A dahil A'dan başlayıp sonsuza kadar gidiyor. Bakın bu kırmızı çizilen bahsediyorum. A dahil değil. Yani normal parantez Yine sonsuza kadar gidiyor. Gördüğünüz gibi açık belirtilmiş. Yani açık yuvarlaklık içi dolu değil. B dahilse bu sefer üstten sınır. Bakın arkadaşlar. Üstten sınırım ne var? B var. Ve dahil nereye kadar? Eksi sonsuza kadar gidiyor arkadaşım. Aynı şekilde de B dahil değil. Açık yuvarlak nereye kadar gidiyor? Eksi sonsuza kadar. Bir kez daha dile getireyim. Sonsuzlar her zaman açık yazılacak. Bunu unutmayalım. Hemen bakalım ısınma sorumuzda nasıl yapacağız? 2 ile 5 arasındaki 2 ile 5 kapalı aralığından bahsediyor. Bakın şuraya hemen bir 2 çizersem ve şuraya hemen 5 çizersem ve bunları da kapalı yuvarlaklar olarak gösterir. Ve arasından bahsedersem işte bu araya ben 2 ile 5 kapalı aralığı demiş oluyorum. Eksi 1 ile 3 arasına bakarsak da 3'ü şuraya koysam bakın dikkat yanlışlıkla kapalı yuvarlak yaptım. Onu bir düzelteyim. Açık yuvarlak 3 ve açık yuvarlak eksi 1 de burada olmuş olsun. Yine bana tabii ki de aralık olduğu için ne yapmasını söylüyor? Bu araya gelmesini söylüyor. Devam ediyorum. Eksi 2 ile 4 diyor arkadaşım. Yalnız eksi 2'den kapalı 4'ten açık. Bakın eksi 2'yi şuraya koyalım kapalı. Kapalı eksi 2. Nereye kadar arkadaşım? 4 de şurada olsun ki o 4 gördüğün gibi açık. Bunu da yaptık. Şimdi geldik çok önemli, çok güzel bir hususa. Çünkü bazen küme soruları özellikle mutlak değerde bazı sorularımızın cevapları iki kümenin birleşimi şeklinde olacak. İki küme dediğimizde aralık. Onları da söylemiş olalım. Hemen bunu da pembeyle yapalım. Eksi sonsuzla bakın geliyor. Eksi sonsuz her zaman açık dedik. Nereye kadar arkadaşım? 3 açık aralığına geliyor. Devam ediyor bitmedi. Birleşim 7 ile görüyorsunuz. Hemen şurada da bir 7 olsun. Yalnız 7 kapalı. Nereye kadar? Artı sonsuza kadar gidiyor. Bakın burası kapalı. Buradaki 3 yalnız açık. Açıklığı da ne yapıyoruz? İçini doldurmadan gösteriyoruz. Hemen üstünden geçelim. Böyle bir açık yuvarlaklık olacak. Alıştırmalara geçelim bakalım. Alıştırmalarda ne yapmam gerekiyor? Ona bakalım. Aşağıda sayı doğruları üzerindeki mavi renkle gösterilen aralıkları yazın diyor. Bakın eksi 3 açık. 7 kapalı arasından bahsediyor. Geldim buraya. 2 kapalı 11 de kapalı aralıktan bahsediyor. Gördüğün gibi bu yarı açık ya da yarı kapalı. Bu da kapalı bir aralık arkadaşım. Biraz önce tabir ettiğim yanlış olabilir. Düzeltmiş olayım. Geldim buraya. Bakın iki kümenin birleşimi var. Nasıl? Sonsuzlar her zaman açıktı. Nereye kadar? Eksi 10 kapalı olacak. Birleşim. Şimdi ne yapıyorsun? Açık aralık eksi 1'den. Nereye kadar gidiyor? Sonsuza kadar gidiyor. Yine burada iki kümenin birleşimi var. Yine eksi sonsuzdan açık geliyorum. Açık 1'e kadar gidiyorum. Geldim, birleştirdim. Burada da ne olacak arkadaşım? Bakın yanlış yapmıştım düzelttim hemen. Kapalı ile açık 5 olacak. İşte bu kadar arkadaşım. Olay bundan ibaret. Bu kadar yeter. Daha da uzatmayalım. Biz artık başka bir soruyla daha can alıcı yerlere geçelim. Alıştırma yaptık, ısınma yaptık. Şimdi daha kallavi sorulara geçelim. Hemen bakalım ne biliyor burada. X öyle ki A kümesinde 7'den küçük ve eşit. Yani son, eksi sonsuza kadar gidecek. Ama B kümesi de eksi 1 ile 12 arasında yalnız eksi 1 olamıyor. Ona dikkat edelim. Şimdi burada ben genellikle sayı doğrusunda göstermeyi yeğliyorum arkadaşım. Neden? Bakın sayı doğrusunda görürsek daha iyi olur. Çünkü şunları daha iyi anlarız. Bakın birinci kümemi Hatta burada en geniş kümeyi demeyeyim. Ee, iki kümeyi de gösterelim. Şurada bir 7 var. Kapalı 7. Nereye kadar arkadaşım? Eksi sonsuza kadar gidiyor 7 dahil. Bir de burada eksi 1 Bakın onu da turuncuyla göstereyim. Daha net anlaşılsın. Eksi 1'den başlıyorum. Yalnız eksi 1 açık. Nereye kadar? Şurada bir kapalı 12'ye kadar. Ve şurada da gördüğün gibi... Bütün her şey var. Şimdi birleşim derse birleşim deyince biz ne yapıyorduk? İki kümenin bütün elemanlarını alıyorduk. Bakın eksi sonsuzdan başlayarak bu arada hocam eksi bir yoktu. Eksi bir yoktu ama bunda var. Bakın bunda var. A kümesinde var. O yüzden eksi biri de alacağım. 7 kapalı 12 kapalı ta nereye kadar olacak arkadaşım? Eksi sonsuzdan başlayarak kapalı 12'ye kadar hallettim. Devam ediyorum. Kesişim diyor bakın kesişim ikisinin de ortak elemanlarını alacağım. Gördüğün gibi siyahla turuncunun ortağı neresi? Eksi bir ile yedi arası. Yedi ikisinde de var mı? Var. O zaman üst taraftan yedi kapalı. Peki alt taraftan eksi bir bunda yok bunda var. O zaman tabii ki de eksi biri ortak eleman diye almayacağım. Şimdi çok dikkat. A fark B. Ne demek bu A fark B arkadaşım? A'da olacak. Yani şu siyahta olacak. Ama B turuncu da olmayacak. B'de olmayacak. Bakın siyahta olacak diyorum turuncu olmayacak. O zaman kapattım. Nereden başlıyor arkadaşım? Eksi sonsuzdan başlayacağım. Nereye kadar? Nereye kadar? Dikkat. 1'e kadar. Peki eksi 1'e kadar. Eksi 1 var mı yok mu? Bakın eksi 1 A'da var mı? Var. B'de yok. O zaman demek ki ben eksi 1'i kesinlikle alacağım. Neden? Çünkü A'da olacak B'de olmayacaktı. Tam da eksi 1'e uyan bir tabir. Bakın eksi 1 A'da var. B'de B'de yok arkadaşım. Unutma. Peki A'nın tümleyeni ne? A'nın tümleyeni de bir sayı 7'den küçük eşitse bunun tümleyeni yani değili ne olur arkadaşım? 7'den büyük ve ne olacak arkadaşlar? 7'den büyük. Tabii ki de bu eşitlik vardı. Şimdi eşitlik olmayacak. 7'den büyük sonsuza kadar olacak. 7'den küçük ve eşit olan bir şeyin değili ya da tam tersi 7'den büyüklerdir. Bunu söyleyelim, geçelim. Reel sayılarda olacak, B'de olmayacak. Bakın reel sayılarda olacak, şu turuncuda olmayacak. Reel sayılarda olup turuncuda olmayacak. O zaman iki küme haline yazmam lazım bunu. Çünkü bir şu turuncuya kadar olan kısmı yazacağım. Eksi sonsuzdan başlayıp eksi -1'e kapalı aralığına kadar yazacağım. Bakın eksi bir çünkü bütün reellerde var ama B'de yok. Tam da tanıma uyuyor. Birleşim. Bir de ne olacak arkadaşım? Turuncuya bakarsam da B'de istemiyorum. B'de olmasın diyorum. Ama B'de 12 var. O zaman 12'den açık. Nereye kadar arkadaşım? Artı sonsuza kadar gitmiş olacağım. Gerçekten bakalım burası bana bunun değili B'yi veriyor mu? Evet eksi bir kapalı diyordu. Eksi bir açık. Bir de bu arada ne var? 12 var. 12 kapalı diyor. Süper. Çok güzel yapmışız arkadaşlar bunu da söylemiş olalım. Şimdi geçtik arkadaşlar aralık kavramından birinci dereceden bir bilmeyenli eşitsizliklere hemen burayı toparlayalım ve sonrasında da güzel sorularımızla da konumuzu bitirelim. A ve B eleman reel sayılar ve A eşit değil sıfır. Ne demek istiyor yani? X'ler gitmeyecek diyor. X'ler gitmeyince ne olur? Hani biz geçen haftalarda söylemiştik ya AX artı B neydi? Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerdi. Eşittir sıfır deyince denklem oluyordu. Şimdi eşitsizlik dediğime göre ben bu ax artı b'yi büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir diye ifade ettiğimde ben bunları artık birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler diyeceğim. Bakın 3 x eksi 12 nedir arkadaşım küçüktür sıfır diye derse bu birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliktir. Peki x bölü 2 eksi 1 büyük eşit sıfır derse burada ne olacak arkadaşım? Gördüğün gibi hemen buna da eşitsizlik demiş olacağım. Şimdi eşitsizliğin birkaç tane kuralı var. Bunlardan birkaç tanesi kırmızılı. O yüzden kırmızı kalemimi yanıma alayım. Diğerleri normal kurallar. Normal kuralları maviyle yapalım. Bir eşitsizliğin denklem gibi her iki tarafına aynı gerçek sayı eklenebilir ya da çıkarılabilir hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşım. A küçüktür B ise C diye bir pozitif ya da negatif bir sayı eklersen ya da çıkarırsan kesinlikle ve kesinlikle bir değişiklik olmaz. Bakın bu rahat bir kural. Bunu geçiyorum. Geçiyorum derken şimdi işlemini yapayım. Hemen işlemini söyleyelim. X eksi 5 küçüktür 3 ise bakın X eksi 5 ben X'i bulacağım ya. O yüzden her tarafa 5 ekliyorum. Her tarafa 5 eklersem arkadaşım Bunlar gider. O zaman ne olur? X küçüktür. 8 olur. Çözüm kümesini bulup sayı doğrusunda gösterin diyor. Sayı doğrusunda da hemen gösterelim. 8 diye bir yer var. Açık. Nereye kadar gidiyor? Pardon özür dilerim. 8 diye bir yer var. X'lerim ne demiş? 8'den küçüklermiş. Nereye kadar? Tabii ki de eksi sonsuza kadar gönül ferahlığıyla gidebilirler. Bakın birinci kuralım rahat bir kuraldı. Devam ediyorum. Tabii ki de eşitsizliklerde hiçbir sıkıntı yok. Rahat rahat çözebiliriz. Evet, parantez var açalım. Açarsak ne olur? 5x eksi 7 büyük eşittir. 4x eksi 8 oldu. Bakın şimdi istediğiniz gibi her iki tarafa sayıları atabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Şu ana kadar yani bir önceki soruda şunu gösterelim. Bazıları şöyle de diyebilir. Hocam siz gösterdiniz de her iki tarafa 5 eklediniz de şöyle yapsak olmaz mıydı? Burada zaten 3 var. Eksi 5 karşıya artı 5 diye geçse ne olurdu? Hiçbir şey fark etmezdi arkadaşım. Zaten karşıya eksiye atmak artı diye atmak aslında orijinal gösterimi onun budur arkadaşlar. Unutmayalım. Bakın burada da aynı şekilde 4x var. Karşıya eksi 4x olarak geçsin. Büyük eşittir. Bakın yön değiştirmiyorum. Şu an hiçbir şey yapmadım. Sadece 4x'i karşıya attım. Eksi yediyi de bu tarafa atarsam arkadaşım artı 7 diye, o zaman ne olmuş oldu? X büyük eşittir eksi 1 olmuş olduğu. Gördüğünüz üzere ne yapmış oldum arkadaşım? Ben sanki her iki tarafa da 7 eklemiş gibi oldum. 7 eklersem bu gider burası eksi 1 olur. Her taraftan da 4x çıkarmış gibi oldum. Buradan 4x çıkartırsam x gider. Buradan 4x çıkartırsam sadece x kalır. Çözüm kümesini yazın diyordu. Çözüm kümesi hatırlarsanız Ç ile gösteriliyordu. Çözüm kümesi eksi birden büyüklermiş ve kapalıymış. O zaman eksi birden büyüklerse nereye kadar gidecek o? Açık sonsuza kadar gidecek. Geldik ikinci mevzuya. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif gerçek sayı ile bölünür ya da çarpılırsa yine yön değiştirmez. Yine rahat kalemimi alayım. Yön değiştirmez arkadaşım. Yine rahat bir kural. Ne yaptık? Her iki tarafı pozitif bir sayıyla dikkat edin. C sıfırdan büyük. A küçüktür B dersem. Her iki tarafı C ile çarptığımda yönde bir değişiklik olmaz. Ne demek istiyorsun hocam? Şunu demek istiyorum bakın. X'i karşıya attım. 3X. Nerede tarafı attım? Büyüktür tarafını atmıştım. Eksi 1'i karşıya attım. Artı 1 diye 12. Şimdi buraya dikkat. Her iki tarafı da ben 3'e böldüğüm anda gördüğün gibi işarette hiçbir değişiklik olmadan X Yine büyüktür tarafında, büyük eşittir tarafındaydı. Yazdım. 4 olmuş oldu. Çözüm kümesini soruyor. Çözüm kümesi nedir arkadaşım? 4 kapalı, sonsuz açık bir kümedir. Şimdi buraya bakarsak da arkadaşlar sizde tavsiyem sakın bölülerde karşıya çarpma olarak atmayın. Çünkü burada her iki tarafı 2 ile çarparak şunu fark edin. Bir pozitifle çarptığın için işaret yön değiştirmez. Pozitifle çarparsam x küçüktür. Ne olmuş olur? Eksi 2 olmuş olur. Ve hiçbir türlü yön değiştirmemiş olur. O zaman çözüm kümesi ne olmuş olacak bizim için? Çözüm kümesi de eksi 2'den küçükler. Yani eksi sonsuza kadar giden ama eksi 2'ye eşit olmayan üstten de eksi 2 ile sınırlı bir eşitsizlik olmuş olduğu. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Sizin karşıda bölü varsa Lütfen onu karşıya çarpma olarak atmayın. Siz bu bölüdeki 2'yi ne yaparsınız? Çarpı 2 ile götürmüş olursunuz. O şekilde rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu kuralı unutmayalım. Pozitif bir sayıyla çarpma ya da bölmede hiçbir türlü işaret yön değiştirmez. Geldim buraya. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıyla bakın hangi kalem geldi? Bakın kırmızı kalem. Çok önemli. Çok önemli. Her iki tarafı aynı negatif sayıyla bakın kritik kelime negatif çarpılır ya da bölünürse yön değişir. Arkadaşım yön değişir. Odaklan buraya. Yön değişir. C sıfırdan küçükse ya negatifse A küçüktür B'de. Her iki tarafı C ile çarparsan bakın küçüktür büyük türe döndü. Ne anlatıyor hocam? Bakın burada her iki tarafı eksi 9'a bölersem eksi 9'lar birbirini götürür. Yalnız bir sıkıntı oluşur. X büyüktür tarafındaydı. Artık küçüktür tarafında olacaktır. Devam edelim. Şunu bir düzgün yazalım. Ya da şu an her iki tarafı aynı anda eksiyle çarpalım. Bakın her iki tarafı eksiyle çarparsam 2x bölü 5 küçük eşitti. Hayır her iki tarafı eksi 1 ile çarptım. 10 oldu. Bakın buradaki bölü 5'i götürmek için çarpı 5 yaptım. Çarpı 5 yaptığımda pozitif sayıyla çarptığım için bunlar birbirini götürür. Çünkü çarpmada çapraz sadeleştirme vardı. 2x büyük eşittir 50 oldu. Her iki tarafı gönül rahatlığıyla pozitife bölebilirim. Pozitife bölersem de x büyük eşittir 25 olmuş oldu. Ve bunların çözüm kümesini de bulmuş olduk. Çözüm kümesi bunun ne olmuş oldu? Eksi sonsuza kadar giden eksi 6 açık aralığı. Burada çözüm kümesi ne oldu? Burada da 25'ten başlayan ta ki artı sonsuza gider, artı sonsuza kadar giden bir eşitsizlik olmuş oldu. Burayı unutma arkadaşım. Kırmızıyla yaptık. Üçüncü olayımız kırmızıyla önemli bir kısımdı. Bunu halletmiş olduk. Geldik buraya. Eşitsizliğimiz çift taraflı olabilir. Hiçbir sıkıntı yok. Ben her tarafı 5 ile çarparsam burayı da 5 ile çarparsam bakın bu 5'ler birbirini götürür. Eksi 3 ile 5'i çarptım. Eksi 15. Küçük eşittir. 1 eksi 3x yaptım. Burayı da 25 yapmış oldum. Devam edeyim şimdi. Bakın buradaki bir fazlalık. Herkesten bir çıkartalım. Eksi 16. Küçük eşittir. Eksi 3x. Küçük eş küçüktür. 24 oldu. Çünkü herkesten bir çıkardık. Şimdi çok dikkat dostlar. Şimdi çok dikkat. Kırmızı kalemimi yine aldım. Eksi 3'e böldüm. Eksi 3'e böldüm. Eksi 3'e böldüm. Eksi Tabii ki de işaret yön değiştirecek. Eksi eksi artı oldu. 16 bölü 3 büyük eşittir. Eksi 3 eksi 3 gitti. X büyük eşittir. Ne olmuş oldu? Eksi 8 olmuş oldu. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi işaretimiz tamamen yön değiştirmiş oldu. Neden? Çünkü eksiye böldüm. Bakın 5 ile çarptım bir şey yok. Artı çünkü. Her taraftan 1 çıkardım. İstediğim gibi toplama çıkarma yapabiliyordum. Ondan sorun yoktu. Ne yaptım şimdi ama en son? 3'e böldüm. ...eksi 3'e üç, değil, eksi 3'e böldüm. Negatif sayıya bölersen işaret yön değiştirir. Geldik iki taraflı ve her tarafında eşit bilinmeyenlerin olduğu sisteme. Bu sefer ne yapacağız arkadaşım? Bunları ikili ikili alacağız. Bunları ikili ikili alacağız. Hemen bir tanesini alalım. 4x eksi 1 küçük eşittir 2x artı 11. Eksi 1'i karşıya atarsam artı 1'den artı dolayı 12 oldu. 4x eksi 2x karşıya geçerse 2x oldu her tarafı pozitif sayıya bölmede bir sıkıntı yoktu. O zaman x küçüktür 6 yaptım. Küçük eşittir bu arada. Geldim diğer tarafa. Bunu yaparsak da ne olacak arkadaşlar? Bakın düzgün yazalım. 2x artı 11 küçüktür. 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 Evet. 3x artı 15. Devam ediyorum. 11 karşıya giderse bakın çok dikkat. 11 karşıya giderse eksi 11'den dolayı 15'ten 11 çıkarsa 4. 2x'ten 3x çıkarsa eksi x. Şimdi patlatalım olayı. Her tarafı eksiye eksiyle çarparsam x büyüktür 4 olmuş oldu arkadaşım. İşte bütün mevzu buymuş. Şimdi arkadaşlar bize ortak bir şey soruyor. x tam sayıların toplamı nedir diyor. Bunu aldım bunu aldım. Ortak bir gösterim yaparsak benim sayım 4'ten büyük benim sayım 6'dan küçük eşit. O zaman tam sayıların toplamı nedir diyordu. 5 ve 6 olduğu için toplamları da benim için ne olmuş? 11 olmuş. Mesela 4 koyarsak gördüğünüz gibi 4 koyarsam burası 15 oluyor. Burası 19 oluyor. Evet 15'ten büyük. Burası da arkadaşım 20 buraya 4 koyduğum için 27 oluyor. E 27 tabii ki de onlardan büyük olduğunu söyledik. Ha bu arada 4 koyduğumda olur mu? Şu kısmı yanlış yaptığımız için olur tabii ki de. Her iki tarafı eksiyle çarptığım için şurası eksi olacak. şurası eksi 4 olacak. Bu arada bu ifadede yanlış oldu benim için hemen düzelteyim arkadaşlar. bakın beşer şaşar demişler. Beşer insan hemen düzeltelim. Eksi 3 var, E 2 var, E 1 var, 0 var. 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var ve 6 var. Bakın ilk üç'ü ilk üçünü götürdü. 0 zaten kendini götürdü. Bize toplamlarını soruyordu, çok da yanlış yapmamışız aslında. 4 artı 5 artı 6 cevabım ne olmuş olacak? 15 olmuş olacak. Peki mesela eksi 1 sağlar mı? Bunları hepsini yerine koyup bakabilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki de sağlayacaktır arkadaşlar. Geldik bir başkasına. Eşitsizlikler taraf tarafa toplanabilir. Bakın çift taraflı taraf tarafa toplayabilirsiniz. Yeter ki bakın burada çok önemli bir şey var. Yeter ki bizim ne olması lazım? büyük türler büyük eşittirler ve küçük türler küçük eşittirler aynı yere gelmesi lazım. Yani sen şunları toplayabilmen için aynı tarafa bakmaları lazım bunu unutma. Bakın burada her şey normal toplamlarını soruyor. Taraf tarafa topladığımı düşünürsen taraf tarafa topladığımı düşünürsen bakın hemen şurada gösterelim. Taraf tarafa toplarsak ne olacak? Eksi 3 eksi 1 ya da şunu şöyle daha güzel gösteririz aslında. Hemen yazalım bir kere daha bir şey olmaz. Ya da burada söyleyelim. Toplarsın arkadaşım. Eksi bir. Varlık ve yokluk bir araya gelirse yokluk olur. Çünkü birinde var birinde yok. Yok olacak arkadaşım. Taraf tarafa topladık. X artı Y. de eşitlik olduğuna göre eşitlik olacak. Dokuz. Bakın bunun değer aralığını buldum. Bunun değer aralığı hatta çözüm kümesi olarak gösterelim. Değer aralığı açık eksi bir ve kapalı dokuz. Bunu hallettik. Peki iki taraf tarafa toplama yapılabilir dedik ama çıkarma soruyor bana. Arkadaşım bunu nasıl yapacağız? Taraf tarafa toplama var ama çıkarma yok. Nasıl yapacağız? İşte bu sefer bunu buraya yazalım. Eksi 3 küçük eşittir x küçüktür küçük eşittir 5. Hemen burada bakın her iki tarafı her tarafı eksiyle çarparsam eksi 2 işaretim yön değiştirdi büyüktür eksi y büyük eşittir eksi 4 oldu. Ben ne demiştim size biraz önce? İşaretler aynı yöne bakacak demiştim. O zaman eksi 4 küçük eşittir. Eksi y küçüktür. Eksi 2 oldu. Şimdi ben yine taraf tarafa toplama yapabilirim. Çünkü taraf tarafa toplama yapabiliyordum. Eksi 7 küçük eşittir. X eksi y küçüktür de ne olmuş oldu? 3 oldu. 5 ile eksi 2 toplarsam 3. Üç. Eksi 3 ile eksi 4 toplarsam eksi 7 oldu. Ben yine çözüm kümemi yazabilirim. Çözüm kümem ne olacak arkadaşım? Çözüm kümem kapalı eksi 7 ile ne olmuş oldu? Açık 3 olmuş oldu. Hiç fark etmez. Ben her tarafı 3'e çarpabilirim. Onu da buraya yazayım. Her tarafı 3'e çarparsam eksi 9 küçük eşittir 3x küçük eşittir 15. Her tarafı 3'e çarptım. Şimdi bir de 2 ile çarp diyor. 2 ile çarparsam 4 küçüktür 2y küçük eşittir 8. Taraf tarafa toplarım yine. Gördüğün gibi arkadaşım eksi 5 küçük eşitlik küçüklük varsa sadece birini aldım. 3x artı 2y küçük eşittir 23 olmuş olduğu. Peki bunun çözüm kümesini yazarsak ne olacak? Bunun da çözüm kümesini yazarsak çözüm kümesi eşittir. Değer aralığını yazın diyordu. Biz bulduk çözüm kümesi şeklinde gösteriyoruz. Açık eksi 5 ve kapalı 23 olmuş olduğu. Bu soruyu da bu şekilde yaptık. Dediğimiz gibi arkadaşlar unutmayın unutmayın. Hiçbir zaman unutmayın. Gördüğünüz gibi eşitlikler aynı yöne bakacak. Eşitsizlikler daha doğrusu büyüktür küçüklükler... aynı yöne bakacak. Toplama yapabiliyoruz çıkarma yapamıyoruz. Çıkarma yapamadığımız için de eksiyle çarpıp yönlerini bir araya getirip yapabiliriz aslında gerisi de sorun değil. Geldik yeni sorumuza. Burada çok dikkat edelim arkadaşlar. Bize 2x eksi y'nin alabileceği en küçük en büyük değeri soruyor. Bakın sorunun tamamı aynı. Yine en küçük en büyük değeri soruyor. Yalnız burada dikkat etmem gereken şey x ve y gerçek sayı, x ve y birer tam sayı. Bakın burada açık eksi bir, üç kapalı aralığı var, ama burada sıfır var, bir var, iki var ve üç var sadece. Burada eksi yedi açık, eksi iki kapalı aralığı var, yani yarı yarı kapalı yarı açık mevzusu var. Burada da yine aynı şey, ama burada arkadaşım gördüğün gibi eksi altı, eksi beş eksi 4, eksi 3 ve eksi 2 var. O yüzden arkadaşım burada tam sayıları kullanacağım. Burada da ne yapacağım? Ben taraf tarafa toplama çıkarma mevzusunu yapacağım. Hemen yapalım o zaman. 2x diyordu. 2 ile çarptım her tarafı. Eksi 2. 2x 6 oldu. Bakın burada da eksi y diyor. Herkesi eksi ile çarpacağım. Burası gördüğün gibi 7 olur. Büyüktür eksi y. Büyük eşittir 2 olmuş olacak o zaman işaretler alt alta gelsin diye 2 küçük eşittir eksiye küçüktür 7 yapmış oldum ve taraf tarafa toplarsam gönül rahatlığıyla 0 küçüktür 2 x eksiye küçüktür 13 olmuş olduğu. bize burada en büyük ve en küçük değerlerini derken bu arada onu söylemiş olalım toplamların tam sayı değerini soruyor çünkü yoksa bulamayız. Çünkü sonsuz var. Burada 13'ten küçük yani. Ne o bilmiyoruz. Burada da tam sayı soruyor. Burada tam sayı sorduğu için arkadaşım ikisinde de biz ne yapacağız? En küçük burada 1 olur. Bakın bu en küçük. Hemen yazalım. En küçük 1 olur. Burada bir de 12'de ne olur arkadaşım? En büyük tam sayı değeri olur. Bu işlemin en büyük ve en küçük değerleri bunlardır. Unutmayalım. Bakın en küçükler derse olmaz. Çünkü burada tam sayı da olması lazım. Neden? Çünkü 13'ten küçük en büyük değer ne bilmiyorum. Tam sayılarda bakarsam da arkadaşım çok dikkat. En küçüğü bulmak için artı olanı küçük seçmem lazım. 2 çarpı 0 eksi olanı da büyük seçeyim. Büyük seçersem gördüğün gibi. Çünkü eksi beni daha da geri çekeceği için en büyüğünü seçeyim de daha çok geri çeksin. Ama negatif bir sayı hiç fark etmez. O zaman 0 eksi eksiden dolayı artı 2 Cevabım 2 oldu. Hocam eksi 6'yı almayacak mıydın? Arkadaşım önünde eksi olduğu için eksi 6'yı alırsam... ...sayıyı bakın eksi eksten dolayı artı altı büyütmüş olurum. O zaman ne oldu burası? 2 en küçük değer. Bakın iki en küçük değer. Peki en büyük değer için ne yapacağım? Pozitifi mümkün olduğunca büyük alacağım. 2 çarpı 3 eksi. Bunu da mümkün olduğunca küçük alacağım. Küçük almak için de gördüğün gibi eksi 6 koyarsam... ...o eksi eksiyi artı yaptığı için... Gördüğün gibi 6 artı 6'dan dolayı 12 bu sefer de benim için en büyük değer oldu. Ne oldu hocam şimdi bir daha bir anlat. Bakın gerçek sayı derse aralıktaki bütün sayıları hesaba katmak için aralıktan kopmuyorum. Ama bana tam sayı derse bu değerlere layık ne yapmam gerekiyor? Sayı seçmem gerekiyor. Bunu da o şekilde yapmış olduk. Geldik yine kırmızıyla çok önemli bir mevzu ya. Bu konunun iki mevzusu çok önemli. Bir eksiye çarpıp bölmek. Bir de arkadaşım aynı işaretlileri ters döndürmek. Aynı işaretli A ve B'yi ters döndürürsen ne olur arkadaşım? İşaret yine küçüktürden büyüktüre yani yön değişimi olur. Bakın mesela bu soruda 1 bölü 9, 1 bölü 5 bunlar pozitifse bu da pozitif olmak zorunda. O zaman ne oldu arkadaşım? Hepsi aynı işaretli olduğu için. Herkesi ters döndürürsem 9 küçüktür diyordu. Hayır büyüktür. 4 x eksi 1 bölü 3 yaptım. Ve de burayı da büyüktür 5 yaptım. Şimdi dikkat arkadaşlar. Artık benim elimde böyle bir şey var. Ben ne yapacağım her zaman gibi? Şuradaki 3'ten kurtulmak için herkesi 3'te çarptım. Çarparsam 27 küçüktür 4 x eksi 1 küçüktür. Pardon ya büyüktürdü. Ne ara buraya geçti ya? Bakın herkes burada dikkat edin. Herkes burada Pozitifle çarptığım için dikkat. Pozitifle çarptığım için o zaman bu büyüktür olacak. E burası da ne olmuş olacak? Yine büyüktür olmuş olacak. Devam edeyim. O zaman burası 15. Herkese bir eklersem şu eksi bir gitmesi için. Ya da eksi biri dağıtırsam iki tarafa da. O zaman 4x oldu. Burası da 16 oldu. Şimdi herkesi bir 4'e bölersem biz de rahatlamış olacağız. O zaman ne olmuş olacak? 7 büyüktür x büyüktür 4 diye bir değerim çıkmış olacak. Kaç farklı tam sayı vardır diyordu. Ne varmış? 6, 7 pardon 6 diyorum. 6 ve 5 varmış. Başka da bir şey yokmuş. Biz de buradan ne deriz? 2 değer varmış. Bu arada iki farklı tam sayı değeri varmış. 2 farklı ...iki farklı tam sayı değeri olmuş oluyor. Şu 2'yi de büyütelim. Değeri olmuş oluyor. Evet işte arkadaşlar olay tamamen bu. Bu kısmı sakın kaçırmayalım. Bakın ben dikkatsizlik yaptım. Siz yapmayın sakın ama yanlış yapmadık sonuçta. Hemen düzelttik. 3 kere 9 27 pozitifle çarptığım için yön değişikliği yok. Unutma sadece yön değişikliği ters çevirdiğimiz için oldu. Gerisinde bir sıkıntı olmadığını bilmelisin arkadaşım dedim. Ve şu sayfa ayrılırsa da bunu halletmiş olacağız. İşte bu kadar. Son sorumuz. Pardon bir de problemimiz var. Sondan bir önceki sorumuz. Çok dikkat şimdi son dakikalar artık. Bize X'in en geniş aralığını soruyor. Peki X ne ola ki? Bakın X ne ola ki? X dediğim şey arkadaşım. ilk önce onu bir bulayım. X dediğim şey. Bakın 3X. 7 eksi 2 yymiş. E tamam. Her tarafı 3'e bölersem. O zaman X ne ola ki? X eşittir neymiş? 7 eksi 2 y bölü 3'müş arkadaşım. O zaman biz y'yi öyle böyle şöyle böyle yapa yapa en son x'e getireceğiz. Bakın ne yap diyor? 2 y ile eksi 2 ile çarp diyor. Her tarafı eksi 2 ile çarparsam 2 işaret yön değiştirdi. Eksi 2 y işaret yön değiştirdi. Eksi 4. Bakın herkesi eksi 2 ile çarptım. Sonrasında 7 ekle diyor her tarafa. 9 büyük eşittir. 7 eklememde hiçbir sakınca yok. Pozitif ekledim. Negatif de ekleyebilirdim. Hiçbir sıkıntı yok. 7 eklersem burası 3 oldu. Bakın 7'yi de bunun önüne koydum. Şimdi herkesi 3'e böl diyor. Herkesi 3'e bölersem benim için hiçbir sıkıntı yok. Çünkü pozitife bölmekte bir sorun yoktu. O zaman ne olmuş oldu? 7 eksi 2y bölü 3 ne oldu? 3'ü 3'e bölersen 1 olmuş oldu. Artık olayım bitti. Çünkü niye? 7 eksi 2y bölü 3 benim için x'ti. O zaman x dediğim şey neymiş arkadaşım? 3'e büyük eşit. Şey 3'ten küçük eşit. Ve de 1'den de büyükmüş. Bize en geniş tanım aralığını soruyordu. O zaman çözüm kümesi eşittir. Ne olmuş oldu? Açık bir bir ve kapalı bir 3 olmuş oldu. Kapalı bir üç olmuş oldu. İşte olay bu kadar arkadaşlar. Yapacağınız şey ilk önce x'i iyi tespit etmek. Sonrasında da buradan hemen y'ye göre tek tek yavaş yavaş işlem yapmak. Y'yi ilk önce adam eksi 2 ile çarpmış. Sonra 7 ile toplamış. Sonra 3'e bölmüş. Biz de ne yapıyoruz? Y'yi ilk önce eksi 2 ile çarpıyorum. Bakın artı 2 eksi 4 ve işaret yön değiştirdi. Daha da işaret yön değiştirmiyor çünkü 7 ekliyorum ve 3'e bölüyorum. Hiçbir sıkıntı yokmuş. Bu soruyu da rahat bir şekilde yapmış olduk. Geldik son sorumuza. Aşağıda bir telekomünikasyon 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 firmasının sunduğu iki ayrı telefon tarifesiyle ilgili bilgiler vermiştir. Gördüğünüz gibi matematik sorusunda Türkçe önemli arkadaşlar. Birinci tarife bir 100 TL sen bize ver. Sonra 200 dakikadan sonraki kullanımlarda da her dakikaya biz senden 50 kuruş alalım diyor. Tamam çok güzel bir olay. İkinci tarife dedi sen bir 80 TL ver. Sonra 200 dakikadan sonra her dakikaya 70 kuruş alalım diyor. Hayda. Şimdi arkadaşım ben ne yaparsam kâra geçerim. Birinci tarifi seçtiysem nasıl kâra geçerim ben? Bire içinde en az kaç dakika konuşturmalı ki toplam fiyat ikinci tarife göre daha avantajlı olsun. Yani ben ne istiyorum? Bana nasıl avantaj sağlar bir dakika? Ne yapacağım arkadaşım? Ben az konuşur, e, az konuşursam özür dilerim. Ne yapacağım? Az para ödersem. Yani ben 100 TL ödeyeceğim artı bir de 200 dakikadan sonra. Mesela 300 dakika olsa ne olur? 300 dakika. Sen ne yapacaksın? 200 dakikadan sonra kullanılan her dakikaya. Bakın o zaman 200 çıkartırım. Mesela 300 ise 100 dakikanın hesabını vereceğim ben. O yüzden ne yapıyorum? Çarpı 50 kuruş demek 0.5 TL demek. Bunu yaptık. Bu ne olması lazım? Küçük olması lazım. Kimden? 80 TL artı x eksi 200 çarpı 70 kuruş diyor. Bakın arkadaşlar 70 kuruş. Ne yapacağım? Bu sefer çarpı demiş olacağım. Bu kısımda dikkat etmeniz gereken arkadaşlar 0.5 TL olduğunu bilmeniz lazım. Bunun da 0.7 TL olduğunu bilmeniz lazım. Çünkü 100 TL diyor. Kuruşa göre değil buna göre yapmamız lazım. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Burada 80 vardı. Burada 100 vardı. Hemen onu halledelim. Attım bu tarafa 20 kaldı. Burada 0.5 X var. Bir de 200 ile çarparsam eksi 200 yaparsam burayı çok dikkat 0.5 ile çarparsam 1 bunun virgülünü atar 5 olur. 20 ile çarparsam da 100 olur dediğim. Bu tarafa geldiğimde arkadaşım yine ne olacak? 0,7x olacak. Yine 1 0 virgül atar 7 olur. 20 ile de çarparsam eksi 140 olmuş olur. Şimdi çok dikkat arkadaşlar. Bunu bu tarafa atalım. 0,5'ten 0 0,7'den 0,5 çıkarsa 0,2x olur. Bu tarafta da arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 140 buraya artı 140 geçerse Buradaki 100'ü götürür. Ne yapar? 40 olur. 20 daha vardı. 60 olur. Buradan da çok dikkat şimdi. Her tarafı 5 ile çarpalım. 5 ile çarparsak 100 küçüktür. Ne olmuş oldu arkadaşım? 100 pardon 100 değil ya 300. Her tarafı 5 ile çarptık. 300 küçüktür. X olmuş oldu. İşte bu kadar. Niye 5 ile çarptım? Çünkü 0, 2'yi 5 ile çarparsak 1 eder. Bize de zaten 1x lazım. 5 ile çarptığınca da 370 oldu. Peki bu ne demek? Bu şu demek arkadaşım. İkinci tarifeye göre daha avantajlı olsun diyor. Birinci tarifeyi seçmek için. Demek ki ben 300'den büyük, 1 dakika büyük seçersem ben daha avantajlı bir konuma gelirim. 300 seçersem ne olur? İkisine de aynı parayı ödemiş olurum. Bakalım doğru mu söylüyoruz? 100 lira vardı. 300 konuşsam 100 dakika 50 kuruştan ne oluyor arkadaşım? 50 TL oluyor. 150 TL oluyor. Bakın yüzde de 70 kuruş çarparsan 70 TL. O zaman 80'den dolayı da 150 TL oluyor. İkisinde de sonuç olarak ben 150 TL ödemiş oluyorum. Ama ben bir ay için en az kaç dakika konuşmalıyız ki birinci tarifeyi seçsin. Birinci tarife küçük olması lazım ya daha uygun fiyata gelsin. O yüzden de ben 301 dakika konuştuğum anda benim için daha uygun fiyata gelmiş olacak arkadaşlar. Bunu da bu şekilde yaptık. Gerçekten güzel bir üniversite. ÖSS tar ÖSS YKS tarzı TYT tarzı güzel bir soruydu arkadaşım dedim ve sözü fazla uzatmıyorum. Bugün ne yaptık? Aralık kavramı yaptık. Bugün ne yaptık? Birinci dereceden birbirlerine eşitsizlikler yaptık. Lütfen çok iyi çalışın. Bu kısımlar çok önemli. Özellikle eksiye çarpıp bölme ve ters çevirme. Aynı işaretlilerde ters çevirmede yön değişikliği olduğunu unutmuyorsun. Ve artık sözü fazla uzatmadan... İşte karşımızda ödülü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara atıyorsun. Like butonunu kırmayı unutmuyorsun. Ve sizleri sevdiğimi unutmuyorsunuz. O zaman ne diyoruz? Bir dahaki derste görüşürüz.